7 gün, 24 saat, sansürsüz ve korkusuz haberlerin ayak sesleri. Siyaset, ekonomi, sağlık, spor, magazin, tarih, gündemi en iyi özetleyen köşe yazıları ve daha fazlası. Türkiye'nin sansürsüz, korkusuz, Atatürk ve Cumhuriyet'ten yana taraf internet gazetesi, medyasiyaset.com'da. Değerli yurttaşlarım, sizlere iyi akşamlar diyerek başlamak isterdim. Ancak ne akşamın ne sabahın iyi olmadığı günlerden geçiyoruz. Gece 24'e yaklaşırken saray yeni zamları açıkladı ve sanayi ve ticarette elektriğe %25, konutta ve tarımda %15 zam yaptılar. Bugün Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubuna hitaben yaptığı konuşmada sanki zamlar Hollanda'da yapılmış gibi bir tavır alarak hiç ilgisiz konulardan bahsetti. Kısa bir süre önce de doğalgazda konutlara %30 zam yapılmıştı. Türk halkı zamlar altında artık ezilmiyor, zamlar altında yok oluyor. Hal böyleyken saray ve saray çevresi, sarayın bendeleri, vatan geminin malları mantığıyla 2023 seçimlerinden önce elde edebilecekleri son vurgunları yapıp gitmenin telaşı içerisindeler sanki. Halk bu zamların etkisi altında inlerken açlık seviyesi toplumun her geçen gün daha geniş katmanlarına yansırken insanların pazarda pazar toplandıktan sonra geriye kalan töpleri toplamak zorunda kalırken yeni zamlar adeta bir karabasan gibi omuzlarına bindi. Bu yönetim ve bu ekonomi anlayışıyla önümüzdeki aylar inanın gittikçe daha zor şekilde geçecek ve zamlara çare bulamayan, üretim ekonomisine geçmeyi reddeden, elimizde kalan son toprak parçalarını Datça'nın koyları gibi çıkartarak para girişi sağlamaya çalışan saray zihniyeti bir yandan da halkı manipüle etmek için yeni seçim oyunları peşinde koşuyor. Önümüzdeki günlerde daha çok sık bazı grupların sokaklarda din istismarı yapan yürüyüşlerini göreceksiniz. Toplumda bir kutuplaşmayı hedefleyecekler bu yürüyüşlerle. İnsanların bir bölümünü korkutmayı hedefleyecekler. Sakın korkmayın. Bu yürüyüşlere olumsuz tepki vermeyin. İbretle izlemekle yetinin. Tahriklere kapılmayın. Bir daha Türkiye'ye Haziran-Kasım 2015 arasını yaşatmalarına izin vermeyelim. Bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erdoğan'ın Yunanistan'la bir gerginlik politikası zeminine kaydığımızı açıklamasını da ibretle izledik. Sayın Erdoğan, adalarımız işgal edilirken Yunan Cumhurbaşkanı işgal edilen adalarda dini törenler yapıp adaları kutsarken, Yunan Genelkurmay Başkanı işgal edilen Türk adalarında kuzu çevirirken nerelerdeydiniz siz? Şimdi mi Yunanistan'la ilişkileri gerginlik seviyesine çıkartmak geldi? Sizin Yunanistan'la ilişkileriniz Eskişehir-Kütahya muharebeleri dönemine benziyor. Geri çekilmek zorunda kaldığımız 20 seneden beri geri çekiliyorsunuz Yunanistan karşısında. Her alanda, her yerde. Şimdi bu milli meseleyi sağlıklı ve haklarımızı geri alabileceğimiz politika haline getirmeyi düşünecek yerde yine günlük siyasete kurban edeceksiniz. Bakın Zafer Partisi olarak size bir önerimiz var. Evet AK Parti. Eğer AK Parti'nin Yunanistan'la yeni bir politika çizgisi izleme konusunda bir kararlılığı varsa buna inanmamızı sağlamak için Türkiye'den Yunan adalarına gidişi ve Yunan adalarından da Türkiye'ye gelişi yasaklı ayında görelim. Yanlış duymadınız. Türk adalarındaki Yunan işgali bitene kadar bütün Yunan adalarına ambargo koyalım. Ama buna sizin turizm bakanlığınız ki o turizm bakanlığının şirketleri Yunan adalarına Türk turist taşıyor. Aman sayın cumhurbaşkanım olur mu öyle şey diyecektir. Bunu yapmadan sakın bize Yunanistan'da gerginlik var masalı da anlatmayın. Değerli Türk milleti bundan sonra bütün bu konularda siz Zafer Partisi'nden sığınmacı
Bağcılar meselesinde olduğu gibi, kamu özel işbirliği ortaklıklarındaki soygunlarda olduğu gibi sadece ve sadece gerçekleri duymaya devam edeceksiniz. Çünkü Zafer Partisi iktidarıyla, muhalefetiyle bütün düzen partilerinin Türk milletinin aleyhine faaliyetlerinin karşısında Türk milletinin gerçek menfaatlerini ve gerçek gündemini anlatan ve savunan tek partidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.